Kanalıma hoş geldiniz değerli yatırımcı dostlarım. SPK'nın yasal uyarısını görüyorsunuz. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmet, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, bankalar ve müşteri arasında imzalanan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada anlattıklarımız tamamen kişisel görüşe dayanır. Bu görüşler sizin mali durumunuz ile risk getiri durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilerle yatırım kararı almanız beklentinize uygun sonuçlar vermeyebilir. SPK'nın zorunlu kıldığı bu yasaya uyarı yapmak zorundayız. Değerli dostlar, uzun zamandır benim de yapmak istediğim, sizin de yorumlarda çok defa istediğiniz Ford Otosan'ın teknik ve temel analizini yapacağız. Bugün bir anket yaptık. 3 seçenekli bu ankette Ford, Tofaş ve Türk Traktörü size sordum. %67 gibi bir çoğunluk Ford Otosan'ın analizini istedi. O yüzden biz de sizi kırmayarak Ford Otosan'ın analizine başlıyoruz. Haydi başlayalım. Evet, önce tekniğine bir bakalım Ford Otosan'ın. Ford Otosan uzun zamandır şurada geçemediği direnci hacimli bir şekilde gördüğünüz gibi şurada geçmiş. Onayını da yapmış. Yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bu üçgen gayet başarılı bir şekilde çalışmış desteklerde, dirençlerde. Bundan sonra ne olabilir? Onun hakkında bir analiz yapalım. Şöyle bu grafiğe bir Fibonacci atmak istiyorum. BIST 30 şirketleri genelde Fibonacci dirençlerine takılıyor ve buna riayet ediyor. Evet, 1.618 Fibonacci direncinden sert bir satış yemiş. Bundan sonra bunu da geçerek şurada 2.618'de şu anda tam kritik noktada gördüğünüz gibi tam kritik noktada dirence takılmış dostlar. Şimdi trade edenler için söylüyorum. Bu 4 günde burada oyalanmış. Yani bu direnci geçememiş. Fibonacci 2.618 direnci. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Kısa vade için söylüyorum. Uzun vade için düşüşler olsa da bu hissede temel olarak yön yukarı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ortalamaları bir atalım bakalım ne durum. Gelsin ortalamalarımız. Evet. Bu hissemiz gördüğünüz gibi hep 200 günlükten tepki alıyor. Şurası pandemi düşüşü yani bu kadar sert bir şekilde düşmüştü pandemide. İşte böyle iyi şirketleri pandemi gibi kriz dönemlerinde toplamakta çok büyük fayda var. Şurada bir 200 günlüğün altına geldi. Yani 7 Ekim 2021 tarihinde. Bir de burada Temmuz'da çok yaklaştı ama altına gelmedi. Şu an 200 günlük ortalamamız 330 TL'de. Tabii bu zamanla yukarıya doğru gidecek. Eğer ki burada bir oyalanma süreci olsa belki şöyle bir görüntü ilerleyen zamanlarda uzun vade yatırımcılar için fırsata dönüşebilir. Şu anki görünüm Fibo 2.618 direncine takılmış bir şekilde. Bu 485 diyelim biz ona. 485 TL'nin üzerinde kapanışlar görmeden trade anlamında girmek çok iyi sonuçlar doğurmayabilir. Evet, teknik görüntümüz böyle. Şimdi Ford Otosan'ı bir de temel olarak inceleyelim. Şirketimiz nasıl, ne işler yapıyor? Şöyle bir bakalım. Önce Ford Otosan'ın kurumsal sayfasına giriyoruz dostlar. Burada kurumsal yapısını, faaliyetlerini anlatıyor, üretimini, Ar-Ge'sini, araçlarını, yatırımcılar diyor burada. Evet, yatırımcı sunumlarını buradan alıyoruz. Bazen yorumlarda soruyorsunuz mesela hocam nereden ulaşıyorsunuz falan diye yatırımcı sunumlarına. Şirkete girdiğiniz zaman yukarıda yatırımcı ilişkileri yazar çoğu yerde. Burada yatırımcılar diye yazmışlar. Yatırımcıların içerisinde şurada yatırımcılarla alakalı hisse bilgileri olsun, finansal raporlar olsun bizi ilgilendiren yine duyurular var, sunumlar var. Hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sunumlara girdiğiniz zaman şurada yatırımcı sunumları var. Analistlerin sunumlarını da eklemişler. Koç şirketlerinin bu yönünü çok seviyorum. Yani sürekli yatırımcı sunumu yayınlıyorlar, yatırımcılarına çok önem veriyor ve her konuda da bilgilendiriyorlar. O yüzden Koç'un şirketlerini seviyorum. Yani bilmiyorum ben Koç şirketlerinin hayranıyım. Şimdi ben yatırımcı sunumunu indirdim. Siz buradan indirip her ay zaten çok küçük değişiklikler oluyor. Hemen hemen hepsi aynı. Yani ay ay o değişiklikleri takip etmek için kendinize alışkanlık haline getirebilirsiniz bu yatırımcı sunumu okuma olayını. Ben bu güzel şirketlerin yatırımcı sunumlarını okumayı çok seviyorum ve keyif alıyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle yatırımcı sunumunda bize neler anlatmış, hangi tüyoları vermiş bu şirket. Burada satış gelirlerini vermiş bize 8 milyar dolar. İhracat gelirleri 6.2 milyar dolar. FAVÖK 1.2 milyar dolar. Vergi öncesi kar 982 milyon dolar.
Net kar ise 995 milyon dolar. Bunlar milyon ve milyar dolardır. Dostlar bunu göz önünde bulundurun. Gerçekten muhteşem getiriler bunlar. Öz sermaye getirisi %86,7. Fabrik, faiz, amortisman, vergi öncesi karı da %14,8. Yıllık üretim kapasitesi. Ford Otosan yılda 455 bin adet araç üretiyor dostlar. Gölcük fabrikasında 330 bin. Yeniköy 110 bin. Eskişehir'de 15 bin. Yani Gölcük'te transit ve kostom. Yeniköy'de kurier. Eskişehir'de de kargo araçlarını üretiyor. Ford Otosan'ın tam 13.724 çalışanı var. Saat ücretli 10.261, aylık ücretli 3.400. Yani bütün detayına kadar vermiş şirket. Yani o kadar detaylı, güzel bir yatırımcı sunumu hazırlıyor. Şirketin hissedarlarına bir bakalım. %41'i Ford Motor Company, %41'i de Koç Toplu. İkisi de eşit oranda paya sahip. Ve bunun %18'i halka açıklık kısmı. Ödenmiş sermayesi 350 milyon 910 bin TL. 1 TL nominal paya sahip ödenmiş sermaye dediğimiz. Borsa İstanbul'da 13 Aralık 1986'dan beri işlem görmektedir. Hisse kodu zaten burada, onu biliyorsunuz. Türk Otomotiv Sanayi'nin öncü şirket. İlk yerli binek otomobil, yani Anadolu 1966'da üretti. Türkiye'nin ilk yerli dizel motorunu üretti. Türkiye'nin otomotivde ilk özel Ar-Ge merkezini 1961 yılında kurdu. ABD'ye yapılan ilk otomotiv ihracatını da 2009 yılında yaptı. Türkiye'nin ihracat lideri, Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kuruluşu, Türk otomotiv sektörünün en yüksek istihdam sağlayan şirketi. İleride görsellere geçtiğimiz zaman bu şirketi ben gerçekten detaylı bir şekilde incelememişim diyeceksiniz. Gerçekten Ford bir dev, bu ülkenin en büyük değerlerinden biri. Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üreticisi, Türk otomotiv sektöründeki en yeni ve geniş ürün gamı, Türk otomotiv sektöründe %30 ticari araç payı Ford'undur dostlar. Türkiye'nin otomotiv üretimin %27'sini sadece Ford tek başına karşılıyor. Türkiye'nin ticari araç satışının %30'unu, Türkiye'nin ticari araç üretiminin %71'i ve Türkiye'nin ticari araç ihracatının %77'sini Ford tek başına karşılıyor. Evet, Ford'un Avrupa'ya sattığı araçların %74'ünü Ford Otosan üretmekte. Bakın, Avrupa'ya sattığı araçların %74'ünü Ford Otosan üretmekte. Zaten birazdan fabrikasını göreceksiniz. Muhteşem dev bir fabrikası var. Ford Transit'in dünyadaki öncü üretim merkezi. Ford Transit Custom ve Tornier Custom dünyadaki tek merkezi bu. Ford Transit Courier ve Tornier Courier dünyadaki tek merkezi. Yine Ford Trucks kamyonlarının mükemmellik merkezi. Yani Ford sürekli Türkiye'de büyüyor dostlar. Zaten son yatırımlar Romanya'da fabrika alması falan, hep bunlardan bahsedeceğiz. Kamyon ve ilgili motor ve motor sistemlerinde küresel mühendislik merkezi, hafif ticari araç geliştirmede küresel destek merkezi, dizel motor ve motor sistemleri mühendisliği küresel destek merkezi, yine Ar-Ge ve mühendislik gücüyle yaptığı Ford'un çalışmaları. Bir bakışta Ford Otosan kısmında ise 1997 ve 2021 arasındaki kıyaslama yapılmış. Üretim kapasitesi 47 binden 455 bine muhteşem bir artış var. Yani tam 10 kat artış var. Adet olarak 43 bin, 102'den 348 bine kadar çıkarmış. İhracat muhteşem artmış. 667 adetken 288 bin adete çıkarmış. Yine ihracat para cinsinden 16 milyon ABD doları iken 6,2 milyar ABD dolarına çıkarmış. Gelirini 850 milyon dolardan 8 milyar dolara çıkarmış. Bu 97 yılında bu şirket 3.406 çalışanı varken şu an 13.724 çalışanı var. Şimdi siz hani diyorsunuz ya, bu şirket pandemi döneminde şu fiyattaydı. Şu an bunun işte 5 katı 6 katı artmış bu fiyatta. Ford pahalı diyebilirsiniz. Böyle yatırım yapan şirketler dostlar, pahalı diyemeyiz bu şirketlere. Çünkü bunlar sürekli büyüyor. Hem temettü veriyor hem büyüyor. O yüzden Ford'u çok seviyoruz. Kısa tarihçesini vermiş burada. Dostlar bunu da okumak, yani bilmiyorum, bana çok keyif veriyor. Siz bunu okurken sıkılıyor musunuz? Ama 1928'de Vehbi Koç Ankara'da Ford bayiliğini aldı. İlk olarak bayi olarak başladı Vehbi Koç zamanında. 1959 yılında Otosan Ford'un montaj fabrikası. İlk, yani ikinci adım olarak montaj fabrikasıydı. Sadece montaj, yani parçalar geliyordu yurt dışında. Türkiye'de montajı yapılıp satılıyordu. 1960 yılında Otosan'ın ilk üretim Ford Consul markası üretildi. 66 yılında yine
Otosan ilk Türk otomobili Anadolu üretti. Maalesef devam ettirilemedi ama 1966'da yine bu güzel bir gelişmeydi. 1967 yılında Otosan ilk transit üretimini gerçekleştirdi. Yıldan yıla ne yaptı? Sürekli kendini geliştirdi dostlar. 82 yılında İnönü fabrikası açıldı. 1983 kargo üretimi için, yani kamyon üretimi için kamyon üretimi başladı. 1983 Ford Motor Company Otosan'daki payını %30'a çıkardı. 1985 Ford Taunus üretimine başladı. Yine burada devam ediyor. Hepsini okursam çok fazla uzayacak. Buraları okursunuz değerli yatırımcılar. Şimdi fabrikalarımız ve tesislerimiz benim en çok sevdiğim, en çok hoşuma gittiği bölüm. Yani çünkü Ford Otosan'ın devasa fabrikaları var. Şurada gördüğünüz gibi, yani hangi resimden size göstereyim? Bir sonraki resimlerde daha detaylı var. Şurada evlere bir bakar mısınız? Ve şu alana bakın. Yani liman var. Montaj fabrikası ayrı, boyahanesi ayrı, gövde alanı ayrı, takım kalıp pres ayrı. Şuraya da Yeniköy fabrikası diyor. Açılış 2001 yılında 340 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 1 milyon 600 bin metrekare toplam alanı var. Yani şuraya bir bakar mısınız? 1 milyon 600 bin metrekare. Devasa bir köy, kasaba gibi. 385 bin adet toplam üretim kapasitesi var. Öncü fabrika ağına global dediği, yani network'e giren tek Ford fabrikası ve dünyada 4 otomotiv fabrikasından biri. Muhteşem bir değer. Geleceğin gelişmiş üretim sistemlerini şekillendirme diyor burada. Gelecekle alakalı, yani diyor ki biz diyor teknolojiyi sürekli takip ediyoruz ve hep teknolojiyle aynı paralel bir şekilde ilerliyoruz. Teknolojiden geri kalmıyoruz diye burada bize anlatmış. Buraları okumanızda çok büyük fayda var. Yani çayınızı kahvenizi alıp Ford gibi şirketlerin yatırımcı sunumlarını okursanız size çok güzel malzeme çıkacağını düşünüyorum. Yeniköy fabrikası dediği Ford Courier'ın dünyadaki tek üretim merkezi. Türkiye'de çok fazla görürsünüz trafikte. Şuradaki araç Ford Courier 68 bin adet üretim kapasitesi var. 22 Mayıs 2014'te açılan Gölcük fabrikası alanı içinde yer alan üretim merkezi burası. Yani fabrika içinde fabrika. 68 bin üretim kapasitesi, 122 bin metrekare kapalı alan, çevre ve engelli dostu üretim merkezi, mevcut nesil Courier'ın Yeniköy fabrikamızdaki üretimi Temmuz 2023'te sona erecektir diyor. Tabii onun yerine başka bir araç gelecektir. Eskişehir fabrikasını göstermiş burada. Ford Trucks'ın mükemmellik merkezi dediği. Yine bu da 1982 yılında açılmış 118 bin metrekare. Dostlar, Ford'un sadece şu anda sahip olduğu arsaları herhalde satılsa, yani şu anki piyasa değerinden fazla bir değeri çıkar diye düşünüyorum. Craiova fabrikası dediği Ford Otosan'ın başarılarına bir yenisini eklemiş. 3. çeyrek 2022'de satın alınmış ve 406 milyon euroluk ilk ödemesi gerçekleştirmiş. Yani Romanya'da satın aldığı fabrika bu. Şurada gördüğünüz. Bunun da ilk taksit olan 406 milyon euroluk kısmını da ödedi. 2025 ve 2028'de sırasıyla 196 milyon euro ve 23 milyon euro ödeme yapacak ve borcunu bitirecek. 2028'de 140 milyon euroya kadar ilave ödeme yapılması söz konusudur diyor. 272 bin adet araç ve 350 bin adet motor üretim kapasitesi var bu fabrikanın. Yani bu fabrikada bilançoya yansımaya başlayınca gerçekten Ford'da muhteşem karlar görebiliriz. Yani araç her zaman olacak, her zaman var olacak. Elektrikli araç gelse bile Ford biliyorsunuz ki her parçasıyla tam elektrikli araç üretebilme kabiliyetine sahip Türkiye'deki tek marka şu anda. Yani elektrikli araca dönülse bile teknolojiyi takip ettiği için Ford her zaman Ford olacak. Neydi? Ahmet Mergen hocamızın sözü, alırsın Ford, olursun Lord dediği, işte Ford bu Ford, yani gerçekten muhteşem bir değer Türkiye için. Uzun vade yatırımcıların göz bebeği bence Ford hissesidir. Sancaktepe Yedek Parça Dağıtım Merkezi, burada %97 sipariş karşılama oranı var. Bunun da açılışı 1998 yılında olmuş. 35 bin metrekare kapalı depo olan ne? Türkiye'nin en büyük yedek parça dağıtım merkezi. Evet. Türkiye'nin en büyük yedek parça dağıtım merkezi. Gördüğünüz üzere hep bu kelimeleri kullanıyoruz. Türkiye'nin lider, Türkiye'nin en büyük. İşte böyle bir şirket Ford.
Avrupa ve Ford'un yedek parça dağıtım merkezi arasında dördüncü sırada. Sancaktepe Mühendislik Merkezi burası. Ford Trucks kamyonları ve dizel motorların küresel mükemmellik merkezi yani ARGE merkezi. Ford Trucks kamyonları ve ilgili motor ve motor sistemlerinde öncü mühendislik merkezi. Dizel motor ve motor sistemleri mühendisliği küresel destek merkezi aynı zamanda. Hafif ticari araç geliştirme küresel destek merkezi B ve C platformundan geliştirilmiş hafif ticari araç diyor. Araçlarını burada göstermiş kamyonetler. Van dediğimiz yine minibüsler var burada. Tornado Custom diğer araçları burada göstermiş. Zaten trafikte bunları bol bol görüyorsunuz. Burada araçlarını tanıtmış. Burası çok detay. Buraları geçelim. Bizim için önemli olan kısımları okuyalım. Yeni nesil 1 ton ticari araç anlaşması yapmış. Volkswagen'le neymiş o bir bakalım. 1 tonluk orta ticari aracımız yeni nesil Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonu üretimi 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak başlayacak. Yani Ford, Volkswagen stratejik işbirliği kapsamında Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araç modeliyle Kocaeli'de üretecek. Evet arkadaşlar bu Volkswagen'in bu aracını diyor ben Kocaeli'de üreteceğim diyor. Böyle bir anlaşma sağladık diyor. Yani görüyorsunuz şapkadan tavşan çıkarmak diye buna denir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 1.390 milyon euro yatırım yapılması öngörülmektedir. 195 bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretimi kapasitesi kurulacak. 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir. Yani 11 yıl ne yapacağım diyor. Ben Volkswagen'e araç üreteceğim diyor. Artık siz düşünün. Yani kendimin dışındaki araçları bile üretebilecek kapasiteye sahibim diyor Ford. Yine burada Courier marka aracını tanıtmış. Zaten eminim bunları çok çok iyi biliyoruz birçoğumuz. Euro NCAP'ta Transit ve Custom'a ödül gelmiş. Çok beğenilen bir araç. Yine Ford Trucks'ı burada tanıtmış. Çekici, yol yardım, inşaat diye böyle tanıtmış. Konfor, verimlilik, teknoloji, F-Max. Burada aracın bütün özelliklerini bize tanıtmış. Yine burada. Ford'un elektrikli araç yol haritası. Şimdi burası çok çok önemli. Ford 2030 yılına kadar global satışlarının %40'ının tam elektrikli araçlardan oluşacağını öngörüyor. Evet, 2030 yılına kadar global satışların %40'ının tam elektrikli araçlardan oluşacağını öngörüyor. 2026 yılına kadar elektrifikasyona yapacağı yatırımı 50 milyar dolara çıkarmıştır. Şu paraya bir bakar mısınız? 50 milyar dolar yatırım yapacağım diyor. Otonom araçlara 7 milyar dolara yatırım yapacağım diyor. Yani Ford gerçekten her zaman yatırımcısını lord edecek. Dönüşüm, burada dönüşümünü anlatmış binek araçlarda, ticari araçlarda. Ticari araçlarda 2024'e kadar tüm portföyde sıfır salınımlı model seçenekleri olacak. 2030'a kadar satışların 2 bölü 3'ünü tam elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit olmasını öngörüyor. 2030'a kadar tamamen bu işi halledeceğim diyor. Yine binek araçlarda 2026 ortasına kadar tüm portföyde tam elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit seçenekler olacak. 2030'a kadar ise satışların %100'ünün tam elektrikli olmasını öngörüyor. Ve 2030'da ben tam dönüşümü sağlayacağım diyor. Yani Koç'un şirketlerinin uzun yol haritası bellidir değerli yatırımcılar. Yani size daha önce Tüpraş'ın yatırımcı sunumu okudum da orada 2050'ye kadar olan dönüşümünü bize anlatmıştı. Şu an Ford da Koç'un bir diğer şirketi olan Ford da bize 2030 yılına kadar olan dönüşümünü anlatıyor. Yani çok vizyoner bir şirket. Hem Koç hem de Tüpraş. Evet, Ford'un elektrifikasyon için geleceğe inşa ediyor demiş. Burada Ford 2035 yılına kadar Avrupa'da tesislerinin, lojistik ve tedariklerinin ayak izinin karbon nötr olmasını hedefliyor. Tabii buna da ne yapacak? Ayak uyduracak Ford. Avrupa'daki Ford müşterileri için artık 300 bin Blue Oval şarj noktası mevcut diyor. 2026'ya kadar yılda 600 bin Ford elektrikli aracın satılması bekleniyor. Yani bu satış adetlerini gerçekten çok detaylı inceleme var analizde. Ciro'ya katkısı hesaplanabilir. Muhteşem bir katkısı olacak. 2025'e kadar Avrupa genelinde 7 bin
yüksek güçlü şarj noktası kurulacak diyor. 2025 yılına kadar yüksek güçlü şarj noktalarının sayısını 4 katına çıkarmak için şurada belirttiği IQNIT'den 700 milyon euro yatırım alacak. Şimdi Ford Otosan elektrikli araçlara dönüşen kritik rolü diyor. Yine burada bu yol haritasını bize anlatmış. Elektrikli araçlar biliyorsunuz artık teknolojinin araçlardaki geleceği ve buna artık Ford Otosan bu şekilde yol haritasını çizmiştir. O yüzden teknolojinin de gerisinde hiçbir zaman kalmayacaktır. Elektrifikasyonu dönüm noktası demiş burada anlatmış. Çok detay buraları geçiyorum. Evet, Avrupa'nın en çok satan vanı elektriklendi. Bunu zaten yaptı biliyorsunuz Ford artık elektrikli. Şurada da izle diyor. Burayı açarsınız. E-Custom. E-Transit Custom. Buradan izleyebilirsiniz. Sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçiş taahhüdü. Burası önemli. Ford Truck sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçiş bildirisini imzalayarak 2040 yılına kadar satılacak tüm yeni kamyonların fosil içermeyeceğini ve 2050 yılına kadar karbon nötr olacağını taahhüt etti. Çok da güzel. Görüntü olarak da çok güzel. O bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz araçlara benziyor. Gerçekten Ford teknolojiyi en güzel şekilde takip ediyor. Kesinlikle gerisinde kalmıyor. %100 elektrikli Ford Trucks Hanover'de tanıtıldı. Tanıtımını yapmış. Gördüğünüz gibi artık bunları da yakın zamanda Türkiye'de görmeye başlayacağız. 2030 yılında Avrupa'ya satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu olması, 2040'ta ise sıfır emisyon hedefliyoruz demiş. Yani Generation F hareketi %100 elektrikli bağlantılı otonom araç teknolojileri burada anlatmış. Yani geleceğin hissesi Ford olabilir diyoruz. Bu slogandan yola çıkarak neden Ford Otosan demiş? Ölçek, ekonomisi ve büyüme. Ticari araç satışlarında Türkiye'nin endüstri lideri. Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi. Yani bir dev. Yurt içi ve uluslararası genişleme ve kamyonda adetsel ve karlı büyüme diyor. Dirençli yapı ve yüksek verimlilik. Euro bazlı maliyet artı ihracat gelirleri. Yani İhracat şampiyon olduğu için sürekli euro bazlı gelirim var diyor. Yüksek kapasite kullanım oranı, verimli, esnek ve düşük maliyetli üretim ve mühendislik. Her bir parçasını kendim ürettiğim için diyor. Ne diyor? Maliyetim düşük, yüksek de verime sahibim diyor. Tam kapasite üretim fabrikalarımı kullanıyorum diyor. Güçlü mali konum ve ihtiyatlı risk yönetimi, rekabetçi konumlandırma ve ürünler ile artan serbest nakit akımı, ürün miksi, fiyatlandırma ve maliyet disiplini ile artan satışlar ve karlılık, kurdaki dalgalanmalara karşı yabancı para cinsinden ihracat gelirlerini sağladığı doğal hedge koruması. Yani parayı hedge yapmasam da diyor, ihracat oranım yüksek olduğu için ne yapabiliyorum? Bu doların, euronun dalgalanmasından olumsuz bir şekilde etkilenmiyorum diyor. Artan serbest nakit akışı ve güçlü bilanço ile kar payı artışı, güçlü görece hisse performansı. Tüm karar alma ve süreçlerde her adımda sürdürülebilirliğe benimseyerek uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüz var diyor. Yani yatırımcısına burada ne diyor? Ben sana taahhüt ediyorum diyor. Uzun dönemler ben değer yaratacağım. Sürdürülebilirliği her zaman işin mutfağında tutacağım. Ve tüm bu unsurları biz benimseyerek yolumuza devam ediyoruz diyor. Böyle bir şirkete ortak olmayı kim istemez sorusunu soruyorum ben de size. Burada ticari araçta vergi avantajını söylemiş. Vergide daha istisna, daha düşük oranlar var. O yüzden ne yapıyor? Ticari araçlarda kar marjı daha da yükseliyor. Vergi oranları düşük olduğu için vergi avantajı var. İhracat bazlı iş modelini burada anlatmış. Türkiye'nin ticari araç ihracatının %77'sini Ford Otosan yapıyor. Avrupa'nın ihracatta tek karşı taraf olması ihracat alacaklarının yönetimini kolaylaştırmaktadır diyor. Tüm ihracat anlaşmalarımız euro bazlıdır diyor. Yani euro ne kadar yükselirse yükselsin Ford bundan olumsuz etkilenmeyecek. Ford Motor Company ve iştiraklerine yapılan ihracat alacakları ortalama tahsilat Türkiye için 14 gündür muhteşem. Yani 14 günde tahsilat çok çok iyi bir rakam. Yani biz bunları 40 gün falan bazı şirketlerde hatta 2 ay 3 ay ben bazı şirketlerin yatırımcı sunumlarında okumuştum. 14 gün muhteşem bir rakam değerli yatırımcılar. O yüzden yani alacak devir hızı da çok iyi diyebiliriz bu şirket için.
Türkiye'nin ihracat şampiyonu. Zaten bunu söylemiştik. Bakın Almanya, İngiltere. İngiltere o kadar çok ihracat yapıyor ki %33. Ondan sonra Almanya %16. Şurada Fransa var, İtalya var, Doğu Avrupa var, Batı Avrupa var, İspanya var, Polonya, Belçika, Macaristan ve diğerleri. Burada Avrupa hafif ticari araç pazarı düşüş trendini sürdürdü. Dostlar resesyondan kaynaklı ilk 10 ayda van satışları %20 daraldı. Biliyorsunuz yani bu resesyon olayı, pandemiden sonra başlayan resesyon olayı Avrupa'da hala devam etmekte. Yüksek enflasyon hala devam etmekte. Bundan kaynaklı da düşüşler olacak. Dostlar hayattaki her şey borsa grafiği gibidir. Bazı dönemler yükseliş olur, bazı dönemler düşüş olur. Nasıl ki 2010'lu 2015'li yıllar arasındaki dünyadaki her yerde bol para, Türkiye'de de bu böyleydi. Çok fazla bolluk, bereket, ucuzluk vardı. Kredi de boldu, her şey boldu. Ne oldu? Devir tersine dönmeye başladı. Şimdi resesyon beklentisi var. Bu resesyon beklentisinden kaynaklı bu araç satışları tabii ki düşüyor. Resesyon beklentisi hala devam ediyor ve resesyon olacaktır muhtemelen. Bu resesyon olduktan sonra tabii bu belli bir dönem. Yani bugün yarın bir ay için konuşmuyoruz. Uzun dönemler için konuşuyoruz. Resesyondan sonra da tekrar üretimlerin, hacimlerin artmasıyla beraber nasıl ki pandemi döneminde artık bu hisler öldü bitti geri dönmez denilen yerde bugünkü fiyatlara geldiyse de o resesyon düşüşlerinden sonra da yine çok iyi fiyatlara gidecektir. Burada onu bize beyan etmiş ama şu ana kadar resesyonda birçok bizim yerli şirketlerimiz olumlu etkileniyor. Yani Avrupa'ya ihracat yaptığımız için TL'nin değer kaybından kaynaklı keşke olmasa ama TL'nin değer kaybından götürüsü olduğu kadar da bir nevi bize getirisi oldu. Hani Ereğli gibi şirketlerin, Ford gibi şirketlerin üretim hacimleri arttı ve yüksek oranda ihracat yaptılar. Evet, resesyon beklentisini burada bize anlatmış. Ford Avrupa ticari araç liderliğini yine sürdürmüş. Pazar payı ilk 9 ayda yıllık bazda %5 puan yükselerek %15,2'ye ulaşmıştı. Düşük faizli uzun vadeli dış finansman, evet düşük faizli dış finansmana da ulaşabiliyor. Çünkü bu şirketin kredi puanı yüksek. İstediği yerden ne yapabiliyor? Kredi alabiliyordur. Temettü ödemeleri 4,9 milyar dolar Ford Otosan'ın 2004'ten bu yana dağıttığı toplam temettü. Evet, verimli üretim diyor. Üretimini her geçen gün arttırmış gördüğünüz gibi. Ya şu ana kadar okuduğumuz hiçbir sayfada olumsuz bir şey görmedik. Bir resesyondan kaynaklı düşüşler ama onu bile olumluya çevirmiş Ford Otosan Avrupa'daki satış hızını arttırmış. Ar-Ge odaklı büyüme stratejisi zaten bu Ar-Ge'ye çok değer veren bir şirket. Yani Koç'un bütün şirketleri Ar-Ge'ye değer veriyor. Yani hep sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapıyor. Çok iyi mühendisler çalıştırıyor. O yüzden Sancaktepe Ar-Ge merkezi var, Gölcük Ar-Ge merkezi var ve Eskişehir ürün geliştirme dediği merkezi var. Burada hangilerinde ne yaptığını söylüyor. Video çok uzadığı için ben biraz daha hızlanıyorum dostlar. Tecrübeli ve kalifiye iş gücü yani ofiste, sahada yani Türk otomotiv sektörünün en fazla çalışan sayısı diyor. Otomotivde en fazla çalışan sayısı Ford'da. Şurada yüksek lisans, doktora ve lisans mezunlarını da ne yapıyor? İstihdam ediyor. Yani şurada %69'luk kısmı ofislerde lisans mezunu. Sahada ise gördüğünüz gibi yine üniversite, lise ağırlıklı mezunları var. %19 kadın çalışan, %81 de erkek çalışanı var. Türk otomotiv üretim şirketleri arasında en yüksek kadın çalışan oranı yine Ford'da operasyonel ve finansal performansı burada göstermiş. Türkiye otomotiv pazarı buradaki her rakamın sonuna 3 tane sıfır koyun. 741 bin adet mesela şurası için diyorum. 2021 yılında 766 bin adet. Türkiye'de ekonomik kriz zamanlarını belirtmiş. Küresel ekonomik kriz. Yani bakın ekonomik krizlerde bile Ford sürekli ne yapmış? Çalışmış, üretmiş, değer katmış. Hissedarlarını mutlu etmiş. Pazar payı 2021 yılı diyor Ford. Şurada bir bakalım ne yapmış? 9,7. Pazar payı gayet güzel. Binek araçta burada. En yüksek Renault olmuş. Fiat Volkswagen diye geliyor. Ama şurada toplam pazar payına baktığımız zaman bu da nerede? Orta ticari araçta çok yüksek olduğu için bunu dengeliyor. Yani
Fiat, Renault, Ford toplam pazar payının %9,7'si Ford'da. Orta ticari araçta lider, hafif ticari araçta ikinci sırada. Yine kamyonda Mercedes'ten sonra da ikinci sırada Ford. Binek araçta biraz gerilerde. Türkiye'de çok fazla tercih edilmiyor ama yani şöyle Fiat, Renault Türkiye'de en çok ne yapılan tercih edilen iki tane araç her yerde görüyorsunuz. Yani ucuz olduğu için, ulaşımı daha kolay olduğu için Ford biraz daha kaliteli araç ürettiği için fiyatı da ona göre yüksek olabiliyor. O yüzden kaliteyi de ucuza satın alamadığınız için pazar payı biraz düşük olabiliyor. Evet, pazar payları Kasım 2022 kümülatif olarak vermiş burada yine. Burada Kasım'da biraz düşmüş şurada. Yani genel olarak hepsinde düşüş. Otomotiv pazarı perakende satışları burada belirtmiş bize. Aylık üretim ihracat adetleri, bazı Excel tutan değer yatırımcıları var. İşte o adetlere buradan ulaşıyorlar. Hani Twitter'da falan da yayınlıyor bu değer yatırımcıları. İşte siz de merak ediyorsanız hani bu araç satışlarına nerede ulaşıyorlar? İşte bu yatırımcı sunumlarından ulaşıyorlar. Excel tablolar oluşturuyorlar. Bu şekilde de yıl sonu ciroları, işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bilançoları buradaki satışlardan tahmin ediyorlar. Ona göre pozisyon alıyorlar. Yani okumadan, araştırmadan kazanmak biraz zor. Hani tüyo ile bir yere kadar kazanırsınız değerli yatırımcılar. O yüzden mutlaka mutlaka okuyun, araştırın. Birinin söylediğine göre hareket etmeyin, tüyo peşinde koşmayın. Okumak çok keyifli. Yani ben sevdiğim şirketleri, yani bazı şirketler var 2 sayfa yatırımcı sunumu hazırlamış, hiçbir şey yok, bomboş. Ama Tüpraş gibi, Ford gibi şirketlerin yatırımcı sunumlarını okumaktan çok keyif alıyorum. Her ay yayınlanan yatırımcı sunumlarını da zaten açarım, okurum. Birçok yeri de ezberimdedir hatta. Küçük değişimler var mı diye falan hızlıca, zaten çok fazla bir vaktim almıyor. 15 dakikamı alıyor veya almıyor. O yüzden mutlaka mutlaka okumanızda fayda var. Yatırımcı olursanız kazanırsınız. Uzun vadede doğru yerde doğru şirket alırsanız mutlaka mutlaka kazanırsınız. Her ne kadar kriz olsa da bu benim düşüncem. Çünkü bu ülkede çoğu zaman krizler olmuştur. Dünyada da krizler olmuştur ama hisse fiyatları her zaman yukarıya gitmiştir. Yukarıya gitmeye mahkumdur der Warren Buffett. Toplam üretim adetlerini vermiş burada. Toplam satışları vermiş. Model bazında satış adetleri var burada. Yani o kadar detaya inmiş ki her şeyi bulabiliyorsunuz. Satışlar analizini vermiş 9 aylık 2022 9 aylıkta. Yine finansal sonuçlar da burada ne kadar getirdi. Yani bilanço yayınlanmadan Ford'un bilançosunu çıkartabilirsiniz. Yani böyle yatırımcı sunumu yayınlayan nadir şirketlerden bir tanesi. Tüpraş gibi, Ford gibi. Bakın satış gelirleri, her şey buralarda var. Gördüğünüz gibi. VABÖK, VABÖK marjı hepsini yayınlıyor. Marjlar burada. Faaliyet kar marjı, VABÖK marjı. Buralara bakarsanız maliyet dinamikleri, üretim adedi, ilk madde ve malzeme giderleri. Yani burada her şeye ulaşma şansınız var. Eğer ki Ford'a ortak olacaksanız mutlaka mutlaka bunu okuyun. Bakın öz sermaye karlılığını sürekli arttırıyor şirket. Sürekli büyüyor. Kredi riski, likidite riski, kur riski, sermaye riski ile alakalı bilgileri burada vermiş. Yani kur riski zaten yok, söylemiştik. Likiditeye ulaşmasında şey yok. İstediği gibi kredi alabiliyor, likiditeye ulaşabiliyor. Sermaye riski zaten yok. Yani o yüzden hani hiçbir risk yok şu anda şirkette. Buraları ben okudum, sizin de okumanızda fayda var. Evet, finansal verileri burada vermiş. Nakit durumunu, işte nakit ve nakit benzeri, finansal oranlar, marjlar, hepsini burada bize anlatıyor. Yıllık enflasyon, gayri safi, yurt içi hasıla, büyüme oranını. Son dönem sürdürülebilirlik hedefleri, burası da çok güzel. Burayı mutlaka okumanızda fayda var. Yani burada dönüşümü anlatıyor daha çok. Elektrifikasyon dediğimiz dönüşümü. Sıfır karbon dönüşümünü anlatıyor. Evet dostlar, yani bitmiyor. Çok uzun sayfalar boyu devam ediyor. Yani ben sıkılmadım okumaktan ama video çok uzadı. O yüzden buradan sonrası kısmını size bırakıyorum. Önemli yerleri zaten söyledim. Siz de mutlaka mutlaka okuyun, araştırın. Eğer Ford yatırımcısı olacaksanız veya Ford yatırımcısıysanız
Yani bunlar okudukça kendinize güveniniz gelecek. Nasıl bir şirket ortak olduğunuzu bileceksiniz ve başınızı yastığa rahat koymanıza sebep olacak. Yani ne aldığınızı veya hangi şirkete ortak olduğunuzu bilmiyorsanız zaten uykusuz geceler, borsa düştü mü, düşecek mi, çıktı mı, çıkacak mı sürekli sizi böyle tedirgin eden zamanlar yaşarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoları çekmek gerçekten emek ve zaman alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.